14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi %10'dan %7'ye indirilen seçim barajının uygulanması, görme engellerin hazırlanan şablonla tek başlarına oy kullanması gibi pek çok ilke sahne olacak. Cumhurbaşkanlığıyla 28. dönem parlamentosunu belirlemek üzere 14 Mayıs'ta yapılacak seçime yönelik Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi işliyor. Bu seçimlerde bazı uygulamalarda ilk kez gerçekleştirilecek. Bunlardan ilki %7'ye indirilen seçim barajı. %10 olarak uygulanan ülke seçim barajını %7'ye indiren, ittifakın aldığı oyların milletvekili hesabı ve dağılımını değiştiren milletvekili seçimi kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 6 Nisan 2022'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak belirlenmesi nedeniyle değişiklikler bu seçimde ilk kez hayata girilecek. Değişiklikten önce %10 olan ülke seçim barajı bu seçimde %7 olarak uygulanacak. Aynı kanun içerisinde görme engellilerin oy kullanmasını kolaylaştıran düzenleme de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde ilk kez hayata geçecek. Önceki seçimlerde seçim çevresi seçmeni olan akrabalardan birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanan görme engelliler bu sayede tek başlarına oy verebilecek. Milletvekili seçimi kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla ittifak halinde seçime katılacak siyasi partilerin oylarının hesaplanmasında da değişiklik yapıldı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde uygulanan sistemde ittifak yapan partilerin milletvekili sayısı ittifakın aldığı toplam geçerli oy üzerinden hesaplanıyordu. İttifakın aldığı milletvekili sayısı daha sonra ittifak içerisinde oy oranına göre dağıtılıyordu. Yeni yasaya göre ise ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı her seçim bölgesinde elde ettiği geçerli oy sayısı esas alınacak. 7 Haziran 2018'deki seçimde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3.049.065 seçmen 60 ülke ve 123 temsilcilikte oy vermişti. YSK bu seçimde oy kullanılacak 15 ülke daha belirledi. Bu ülke seçimlerde ilk kez Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya'da sandık kurulacak. Milletvekili seçimi kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ve seçimlerin temel hükümlerine ilişkin kanunun 36. maddesine eklenen yeni fıkrada bu seçimde ilk kez uygulanacak. Maddeye göre kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun bırakılamaz. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres kayıt bilgileri kapsamında seçmen kütüğüne kaydedilir hükmünü içeriyor. Kanuna konulan bu düzenleme Kahramanmaraş merkezi depremlerde evi yıkıldığı için adreslerini kaybetmiş seçmenler için de geçerli olacak. Yani evi yıkılan depremzede seçmen eski adreslerindeki gibi oy kullanma hakkına sahip olacak. Bu seçmenler başka adrese naklini yapmasa bile en son kayıtlı oldukları geçerli adreste seçmen olmaya devam edecekler.